Mecliste kavga gürültü eşliğinde devam eden başkanlık sistemi tartışması erken seçim tartışmasına dönüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa paketi geçmezse erken seçim olabilir sözlerine CHP'den hodri meydan cevabı geldi. Erken seçim tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu ve meclis çalışamaz hale gelirse düşünülebilir dedi. Anayasa değişiklik paketi görüşmeleri devam ediyor. Birinci tur oylamada şu ana kadar 15 maddelik paketten 8 madde kabul edildi. İkinci tur oylamalarda özellikle MHP kanadından fire olabileceği ifade ediliyor. Bu yöndeki iddialar çeşitli çevrelerce dillendirilirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kritik bir açıklama geldi. Bahçeli anayasa paketi meclisten geçmezse erken seçime gidilebilir dedi. MHP milletvekillerine bir mesaj olarak değerlendirilen Bahçeli'nin bu açıklamasına CHP'den tepki geldi. 7. maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP liderini eleştirdi. Bu ülkenin 19-20 yaşındaki gençlerinin bu iktidarın yanlış Suriye politikası dolayısıyla Suriye'de Elbap'ta gözünü kırpmadan şehit olmaya koştuğu bir ortamda erken seçim tehdidiyle siyasi sonuç almaya kalkanları kınıyorum değerli arkadaşlarım. 90 yıllık cumhuriyeti tehlikeye atacak bu projeye destek üretmek için seçim tehdidine boyun eğecek milletvekili varsa onu da kınıyorum. Eğer böyle bir milletvekili varsa o milletvekiline de yazıklar olsun. O meclise de veyli. Yazıklar olsun o meclise de. Baykal bunları söylerken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den sürpriz bir çıkış geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına konuştuğunu ifade eden Özgür Özel, erken seçime hazırız dedi. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla şu ifadeyi kullanıyorum. Bugün böyle bir rejim değişikliğindense bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bahçeli ise Baykal bizim söylediklerimizi anlamaya çalışsın demekle yetindi. Erken seçim tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu ve meclis çalışamaz hale gelirse düşünülebilir dedi. Erken seçimin sabitli olacağını düşünmedim. Ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Yani bunun belli bir istikrar üzere giderken gündeme gelen bir konu değil. Ama parlamentoyu çalışamaz hale getirilirse o zaman bunlar tabii düşünülmeyecek şeyler de değil. Yani bunlar da düşünülebilir, gündeme gelebilir. O ayrı bir konu.